Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün matematik derssamız 137 ve 138'i birlikte yapacağız. Sevgili öğrencilerim, kesirlerde sıralama, büyük, küçük semboller ile ilgili etkinliklerimiz var. Bir bütünümüzü sevgili öğrencilerim, aynı büyüklükte olan bütünümüzü bakın farklı parçalara bölüyoruz. 1 2 3 4 parçaya bakın bölmüşüz. Burada bir tanesini almışız. 4'te 1 aynı bütünü bakın 3 parça bölüp bir tane almışız. 3'te 1 olmuş sevgili Bütünü daha az parça bölünce aldığımız ne oldu bakın daha büyük bir parça oldu. Onun için 3'te 1 büyüktür 4'te 1'den şeklinde söyleyeceğiz. B'ye geldiğimizde dikkat edelim bakın aynı büyüklükler. Aynı dikdörtgen şeklinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. Burada aynı bütün Ekmek gibi düşünün. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parça bölünmüş. Bundan da bir tane. Bundan da bir tane alınmış. Fakat aynı büyüklüğü 8 parça bölünce daha küçük parçalar olduğu için. Küçük parçadan bir tane almış. 6 parça bölünce büyük parçalardan bir tane aldığı için. 1 bölü 6. 1 bölü 8'den veya 6'da 1. 8'de 1'den büyüktür. Burada bak yine aynı yuvarlak şeklinde, daire şeklinde. 1, 2, 3, 4. 4 parçaya bölünmüş. Bakın 4 parçaya bölünce 1 parça ne kadar büyük? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçaya bölünüp bir tanesi alınmış. Aynı bakın bir parça ne oldu? Daha küçük olmuş oldu. O zaman daha az parçaya bölünen 4'te 1 daha büyüktür. 6'da 1'den. Yani daha fazla parçaya bölünce aldığımız parçalar daha minik, daha küçük olur. Burada da aynı parça 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parçaya bölünmüş. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 parçaya bölünmüş. Tabii ki de 9 parça bölünce bakın aldığımız bir üçgen burada aldığımız üçgenden daha küçük. Çünkü 9'a bölmek için daha minik parçalar elde ettik. O zaman sevgili öğrencilerim 1 bölü 8 daha büyüktür diye söyleriz. Veya 8'de 1 büyüktür. 9'da 1'den ağzım alışmış. ve bu şekilde söylüyorum. Şöyle bakın. 8'de 1 bir, bir tanesini yazmış olalım. 8'de 1 evet, büyüktür. 9'da 1'den. 1 bölü 9 şeklinde söylendiği için bu şekilde söylüyorum. Evet, 9'da 1, 8'de 1. 8'de 1 büyüktür, 9'da 1'den. Burada aynı parça 10 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 10 parçaya bölünce daha küçük oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya bölünce aldığımız bir parça bakın ne kadar büyük. Burada küçük sevgilendirelim. Evet burada da bakın 5'te 1, 10'da 1'den büyüktür. Burada da iki parça bölünmüş. Bir sal bakın. de bir alınca yarısı alınmış. Sekiz parça bölünüp bir tanesi alınca bakın ne kadar küçük bir parça alınmış oldu. Zaten görünüyor. İki de bir büyüktür. Sekiz birden sevgilencelerim. Bunların altına toplu olarak ne diyebiliriz? Paylar aynı olduğu zaman paydası küçük olan daha büyüktür. Tekrar ediyorum. Paylar aynı olduğu zaman bakın 1 1 paydası küçük olan bakın nedir? Daha büyüktür şeklinde de not ne yapabiliriz? Alabiliriz. Evet yine bakın burada da 20 parçaya bölünmüş bir tanesi alınmış. Burada da bakın aynı bütün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 parçaya bölünmüş. Bir tanesi alınmış. Sevgili öğrencim gördüğünüz gibi 8 parçadan bir tanesi nedir? Daha büyük buradaki daha minik parçadır. O zaman 1 böl 8'de 1, 20'de 1'den daha büyüktür. Aynı bütünü bakın 3 şekilde yapmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parçaya bölüp birini almış. 1, 2, 3, 4, 5, 5 parçaya bölüp bir tane almış. 1, 2, 3. 3 parçaya bölüp bir tane almış. Bak ne kadar az parça bölerse aldı bir tane parça daha büyük oluyor değil mi? O zaman 1 bölü 3. Üç. 3'te 1 en büyükleridir. 5'te 1 daha büyüktür. 9'da 1'den. 1, 3'te 1 büyüktür. 5'te 1'den. 5'te 1'de büyüktür. 9'da 1'den sevgili öğrenciler. Aşağıda verilen modeller üzerinde kesirleri gösteriniz. Her kesir ikilisinin yanlarına verilen kutucuklara büyükten küçüğe doğru ne yapalım? Sıralayarak yazalım diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Yazalım birlikte. 4'e bölüp 1'ini almış. 4'te 1. 1, 2, 3, 4. 4'te 1. Bir tanesini ne yapıyorum? Alıyorum. Burası 8'e bölüp 1'ini almış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'de 1'ini alıyorum. Bakın sevgili öğrencilerim. Burada çeyreğini aldım. Burada bakın ne kadar küçük bir parçasını aldım. Küçükten büyüye dediği için o zaman 1 bölü 8 küçüktür. 1 bölü 4'ten diye yazacağız sevgili öğrencilerim. Veya 1 bölü 4 büyüktür 1 bölü 8'den diye diyebilirsiniz. Buraya geldiğimizde 6 parçaya bölüp birini almış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçadan biri. Şunu alalım mesela. Aldım. Burada da 2'den birini alıyoruz sevgili öğrencilerim. Bakın yarısını almış olduk değil mi? Evet bariz olan büyük olan 2'de 1 oldu. O zaman küçükten büyüğü dediği için 1 bölü 6 küçüktür. 1 bölü 2 şeklinde yazacağız sevgili öğrenciler. <laughs> Üçüncü sorumuz. Aşağıda verilen sayı doğruları <laughs> üzerindeki kesir değerlerini yazınız. Kesirleri küçükten büyüğe sıralayarak yanında verilen kutucuğa yazınız diye söylemiş sevgili öğrencilerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçaya bölmüş. Evet. Bizim kesimiz nerede bakın? Birinci sırada olduğu için. Burası 1 olduğu için. Evet. Bakın burası 6'da 1. Burası 6 da 2, 6 da 3, 6 da 4, 6 da 5. Bakın 6 da 6 olunca ne oldu bakın? 1 tam oldu sevgili Bizimkisi neresi? 6 da 1. Buraya geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parçaya bölmüş. Yine bakın birinci sırada sevgilendirim. 8'de 1. Burası 8'de 2, 8'de 3, 8'de 4, 8'de 5, 8'de 6, 8'de 7. Burası bakın 8'de 8'de nedir? 1 tamdır sevgili öğrencilerim. Şimdi 8 parçaya bölüp ne yaptık? Bakın birincisi bakın şuralarda şu hizaya geldim. Daha küçük olmuş oldu. 6 parçaya bölüp birini alınca bakın daha geniş mesafede. Burası daha dar mesafede. O zaman küçükten büyüye dediği için 8'de 1 küçüktür. 6'da 1'den şeklinde yazacağız sevgili öğrencilerim. Evet kesin belirtilen kadar kısmını bulunda bir sonraki dersimizi yapalım. 138'e bırakalım. Yani evet, istediğiniz sayfalar varsa lütfen yorumlarda buluşalım sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere.